Aydın Haberlerine hoş geldiniz. Ben Tuğba. Haftanın özeti başlıyor. Yerel seçimler yaklaşırken Aydın siyasetinde önemli gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Partisinden istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ankara'da parti rozetini Genel Başkan Meral Akşener'in elinden alarak İYİ Parti Efeler Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Bizim kötülükte hiçbir işimiz olmaz. İyilik de işimiz olacaktır. Bu iyilik de kazanacaktır. Açıklanan diğer adaylar ise şöyle. Sayın Atilla Avlacı'yı İYİ Parti Aydın Didim İlçe Belediye Başkanı adayımız olarak, Sayın Yaşar Başı da İYİ Parti Aydın Köşk İlçe Belediye Başkanı adayımız olarak kürsüye davet ediyorum. Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan adayı Burak Pehlivan, partisinden istifa eden MHP Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediye Meclis Üyesi Kasım Payza'nın istifasına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Evet, arkadaşımızın kendi tercihi. Bu noktada itibarını, popülaritesini, şöhretini Milliyetçi Hareket Partisi'ne borçlu olup da kendisi tekrar önümüzdeki dönemde bir nemalanma olamayacağını, partinin belediye meclis üyesi noktasında ve diğer kademelerinde görev alamayacağını anlayıp da bu şekilde davranması onu siyasi ahlaksızlığına veriyoruz. Aydın'ın kronikleşen sorunlarından biri olan yağış sonrası sel ve su baskınları bu kez Efeler'e bağlı Ilıcabaşı mahallesinde bulunan bazı evlere zarar verdi. Sel mağdurları yetkililerden yardım talep etti. Ellerim kolum kırık yavrum, bir iş yapamıyorum. Gelsinler bana bir yardım etsinler. Bizi sırtlarında çıkardılar dışarıya. Sular boyumuzu geçmişti bahçede. Ama bunun bütün suçu belediye. Bir ızgara yapsaydı yollara hiçbir sıkıntı olmazdı. Acaba devlet büyüklerimiz bunu altyapı için yapılmasın diye bir karar mı almışlar diye soruyorum yetkililere. Bu kadarını yaptım. Anlaşamadım ben. Kolları attım sabahleyin. Bu hafta sokağın gündeminde neler vardı? Hep birlikte izleyelim. Yok efendim, alan belediyeci olacağız, satan belediyeci olmayacağız dediler. Ne oası sattılar? Yakında biz bile satılacağız galiba. Gencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in hizmetlerinden memnun musun? Buraya ne gibi yatırımlar yaptı? Ne yaptık? Siz gördünüz mü bir şey? Biz görmedik. Germence geçecek adam istiyoruz. Memnunuz kızım be. Çalışıyor başkanımız. Biz iyiyiz, memnunuz yani. Büyükşehir'e geçtiği andan itibaren bizim tüzel kişiliğe ait arazilerimiz vardı. Hepsi satıldı. Araçlarımız vardı satıldı. Traktörlerimiz vardı satıldı. Kollağımızı yaptı, şeylerimizi yaptı. Işıklandırdı. O şey Cafer'i güzel yaptı. Taleplerin var mı? Var ama ne bileyim. Daha güzel düğün salonları olabilir yani. Hiç çalışmayalım. Hiç bizim memnun neler? Değilim. Hiç sorma. Gündemin öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Bir sonraki özetimizde görüşmek dileğiyle. Aydın haberlerini takip edin, haberiniz olsun.